arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kız bebeklerimiz için çok güzel bir salopet elbisenin anlatımını yapmak istiyorum. Bakın, çok güzel ve çok kolay modelli bir elbise arkadaşlar. Ben bu modeli daha önceden etek yaptım, askılı etek yaptım, birçok örgümde kullandım. Bugün de salopet elbise olarak yapıyorum. Elbisemizin arka görüntüsü de bakın bu şekilde. Yine askılarla bebeğimizin arkasını kavruyor. Kullanışlı bir elbise modeli. Giydirip çıkarması da çok kolay. Bakın bu şekilde düğme yardımıyla bebeğimize giydirmesi kolay arkadaşlar. Eteğin örgüsüne yapacak olduğunuz bebeğinizin beline göre zincir yaparak başlıyoruz. Bebeğinizin beline göre zinciri ölçerek yaparsanız çok daha iyi olur. Ben standart ölçüde yapıyorum bugün. Etek yüksekliği de bebeğinizin boyuna ve tercihinize göre değişecektir. Ben bugün bu ölçüde yaptım. Siz tercihinize göre daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Elbiseyi bugün 1-2 yaş bebekler için anlatıyorum. Siz daha küçük yapmak isterseniz başlangıç zincir sayısını daha az sayıda başlayarak ölçünüzü küçük tutabilirsiniz. Yüksekliği de benim yaptığım sıradan 1-2 sıra eksik yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklarınız için de belinle ölçerek yaparsınız arkadaşlar. Elbisenin askısını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın düz takabilirsiniz veya bu şekilde çapraz olarak takabilirsiniz. Bu düğmeler için bakın roba yaparken burada düğme delikleri oluşturuyoruz. Bu elbisenin örgüsünde ben bu ipten kullandım. Bu ölçüde bir ip bitti arkadaşlar. İkinci ipe ihtiyacımız var. Siz 1 yaşından küçük bebekler için yapıyorsanız bir adet ip yetecektir. Kullanmış olduğum Nakoreko'nun bir ipi üzerinde 100 gram 360 metre yazmakta. Renk numarası 292. Siz bu elbiseyi istediğiniz renklerle istediğiniz marka ipleri kullanarak örebilirsiniz. Örgüde kullanacağınız tığ numarası ipinizin kalınlığına ve elinizin sıklığına göre değişecektir. Kullanmış olduğunuz örgünün üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın bunun üzerinde 2 milimlik tığ tavsiye edilmekte. Ben 3 milimlik tığ kullandım. Biraz yumuşak dursun istedim. Onun için 3 milimlik tığ kullandım. Siz de tığınızı ipinizin kalınlığına, elinizin sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. Düğme olarak askılarına dikmek üzere 2 adet düğmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Size ölçülerini de vermek istiyorum. Bel örgüsünün buradan genişliğini ölçüyorum. 24 santim. Etek yüksekliğini ölçüyorum. Bakın bel lastiğini başladığımız yerden itibaren ölçüyorum. 23 santim. Robadan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. Askılarla birlikte ölçelim. Omuzdan itibaren 40 santim. Bu da 1 yaş bebek için güzel bir ölçü. Bu askıları bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha uzun sürede kullanılabilir bir elbise. Ben bu elbiseye takım yaptım. Bakın bu şekilde güzel bir şapka yapmak isterseniz bu şapkanın anlatımı YouTube kanalımda var. Yine aynı şekilde böyle bir şapka da yapabilirsiniz. Tercihinize göre hangi model şapkayı isterseniz o şapkadan yapıp bebeğinizin başına giydirebilirsiniz. Böyle güzel bir de patiğimiz var bakın. Çok güzel dantelli güzel bir patik. Bu elbisenin altına güzel olacaktır. Böyle bir patik yapabilirsiniz. Ben bu her iki şapkanın ve bu patiğin YouTube linklerinde bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Eğer siz de bunlardan yapmak isterseniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan linklerin üzerine tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Açıklama bölümünü nasıl bulurum diye çok soran arkadaşlar oluyor. İzlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız açıklama bölümüne kolayca ulaşabilirsiniz. Hazırsak hep birlikte bu güzel elbisemizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da örgü örebilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklayarak ayarlar bölümünden altyazıları kapalı konuma getirirseniz
yazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgümüze bel lastiği için zincir çekerek başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilk ilmeği oluşturabilirsiniz. Bel lastiğinin başlangıcı için 88 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 88 zinciri çektim. Bu zincirleri çok sıkı çekmeyelim. Sıkı çektiğimiz zaman üzerine trabzan yapması zor oluyor. Lastik örgüsü olacağı için de biraz daha yumuşak olması iyi olacaktır. Bu 88 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın başlangıç noktasını sıfıra tutuyorum. Zincirimi çektirmeden ölçüyorum. 42 santim. 42 santimlik bir zincir elde ettim ben. Ben bu 42 santimi 88 zincir çekerek yaptım. Ama sizin eliniz çok sıkıysa 42 santime daha fazla zincir çekmeniz gerekecektir. En güzeli de eğer bu eteği yapacak olduğunuz bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinizin beline göre ölçerek bu zincir sayısını çekerseniz çok çok güzel olur. Şimdi bunu birleştireceğiz. Bir halka yapacağız. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde düzgünce geçiyorum. İlk başlangıçta yapmış olduğumuz bakın bu ilmek var. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıyorum. Onun içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak bakın birleştirdik. Burada bir halka görüntüsü elde ettik. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk gördüğüm zincirin üzerine trabzan yapacağız. Bu ipin ucunu da içeriden götürelim. Görüntü olarak da temiz görünür arkadaşlar. İlk başları biraz yapmak zor oluyor. Takip eden bakın diğer zincirin üzerine de aynı şekilde trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum, iki defa da çıkarıyorum. Bakın bu şekilde her zincirin üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Zincirlerin üzerine tamamen trabzan yaparak bu başladığımız yere kadar gelelim. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu son yaptığım trabzanı başlangıçta yapmış olduğum bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum bakın. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Bakın trabzan sırasını bu şekilde birleştirmiş olduk. İlk sırayı trabzanı yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada lastik görünümü elde etmek için trabzanları farklı bir şekilde alacağız. İki zincir çekiyorum. Bakın 1, 2. Bu görmüş olduğum bu trabzanı tepe noktasına değil bu boşluğa bakın. Şu boşluğa takıyorum. İlmek alıp İkili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu ikinci trabzanı ters taraftan bakın şu şekilde ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir diğerini benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir içten bir dıştan boşluklardan alıyoruz ama bakın bu şekilde batmıyoruz. Trabzanları boşluktan alarak trabzan yapıyoruz.
Bakın bu şekilde lastik görünümü elde ediyoruz. Her iki tarafta da lastik görünümü oluşuyor. Bu trabzanları bir içten bir dıştan boşluklardan alarak sıra sonuna kadar devam edelim. Lastik örgüsünde ikinci sırada trabzanları bir ön taraftan bir arka taraftan alarak, bakın boşluklardan aldık, sıra sonuna geldim. Yine bu son trabzanı başlangıçta yapmış olduğumuz trabzan ile birleştireceğiz. Bakın bu iki zincir çekerek başladığımız trabzan da ters taraftan görünen trabzan oluyor. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum, kaydırma tekniği yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Lastik örgüsünde 3. sıradayız. 3. sırada lastik örgüsünü nasıl görüyorsak trabzanları o şekilde alarak trabzan yapacağız. İlk lastik örgüsü, bakın bu trabzan ön tarafta görünüyor. Ön taraftan alıyorum. Boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. İkinci olan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan aldım, trabzan yapıyorum. Ön tarafta görünüyor, bakın. Ön tarafta boşluğa tığ taktım. İlmek aldım, trabzan yaptım. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluğa tığ taktım. İlmek aldım, trabzan yaptım. Gördüğümüz gibi trabzanları yaparak lastik örgüsünün 3. sırasını oluşturuyoruz. Lastik örgümüz artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bundan sonraki sıralarda şimdiki yapmış olduğumuz gibi trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak devam edeceğiz. Bu lastik örgüsünü toplam bir 5 sıraya tamamlayalım gelelim. Lastik örgüsünü 5 sıra olarak tamamladım. Bakın sayıyorum. İlk sırada trabzan yapmıştık. İkinci sıradan itibaren lastik bölümünü oluşturmaya başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra sonunda bu benim için yeterli. Bu başlangıçta yapmış olduğumuz, bakın bu ilk ilmek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Birleştirmiş oldum. Kaç santim olduğunu da ölçelim. 5 sıra lastik, 4 santim. Etiğin model bölümlerini yerleştireceğiz şimdi. Şu şekilde 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir çektiğimizde bir trabzan olacak. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Bakın 2 zincir çektik, onu bir trabzan oldu. Yanına bir trabzan yaptık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Arada bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1 2 trabzanı yaptım. 1 2 zincir. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bunu tek yapıyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum, bir atlıyorum, tek trabzan yapıyorum. Tekrar bir atlıyorum, ikinci ilmek üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Model bölümünde ilk sırayı yaptım. Bu sırada bir ilmeğe iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. Arada bir ilmek atladık. İkinci ilmeğe bir trabzan yaptık. Tekrar bir ilmek atladık. Takip eden ilmek üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. Bir ilmek atladık, bir trabzan yaptık. Bu şekilde ilk sıra modellerimizi yerleştirdik. Bakın, başlangıcı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapmıştık. Bitiminde de tek trabzan olması gerekiyor. Modelin birbirinin devam etmesi için bu son yaptığımızın tek trabzan olması gerekiyor. Bunu başlangıçta bulunan bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak bakın kapatıyorum. Bu 2 zincir çektiğimiz yerin son ilmeğine tığı takıyorum. İpi alıp içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak bakın burayı kapadık. Bir sırada kaç model yerleştirdiğimi de sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 model var bir sırada arkadaşlar. Model bölümünde ikinci sıradayız. İkinci sırada tekrar modellerimizi aynı yapacağız. Bu tek trabzanları 3 trabzan olarak yapacağız. Kaydırma tekniğiyle bakın. Bu zaten ilk ilmek üzerine gelmiştik. Bu boşluğa tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Kaydırma tekniği yaparak bakın boşluktayım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan oldu. Bu 2 zincirde bir trabzan oluyordu. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oluşturduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bulunan bu tek trabzan vardı. Bununla bu 2 trabzan arasındaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tek trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Hemen takip eden bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Burada 3 trabzan oluşturduk. Tek trabzanın çevresinde bulunan boşluklara trabzan yaptık. Bir de tek trabzanın üzerine trabzan yaptık. 3 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın modelin içerisine geçiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Trabzan, 2 zincir, 2 trabzan modeli yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu tek modelin öncesinde bulunan bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tek trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Takip eden bu boşluğa bakın hemen bu tek trabzanın yanında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Diğer model ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Sırayı da bu şekilde devam ettirelim. Bu 2 trabzan 2 zincirlerin ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluklara yine aynı şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapacağız. Bu bir alt sırada tek trabzan yapmıştık. Bunun öncesinde bulunan boşluğa ve sonrasında bulunan boşluğa da bir trabzan yapıyoruz. Tepe noktasına da bir trabzan yapıyoruz. 3 trabzan oluşuyor bakın burada.
Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gidelim. Model bölümünde ikinci sıranın sonuna geldim. İkinci sıranın sonunda 3 trabzan ile bitirdim. Bir alt sırada yapmış olduğum bu tek trabzanın önde bulunan boşluğa bir trabzan yaptım. Tepe noktasına bir trabzan yaptım. Boşluğa bir trabzan yaptım. Bu sıraya başlarken bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ile başlamıştık. Bitişte de sıra birbirini takip edecek şekilde 3 trabzan ile bitirdim. Bunu kaydırma tekniği yaparak ilk başta yapmış olduğumuz bakın bu 2 zincirin olduğu trabzan ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Sırayı birleştirdik. Şimdi bu bakın boşluğa geçiyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Boşluk içerisindeyim. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı 2 zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Modelde 3. sıradayız. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın bu 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 Bu 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak modellerimiz devam edecek. Bu 3 trabzan yapmıştık bir alt sırada. Bunların tepe noktalarına bir trabzan yapıyorum. Her trabzanın üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın. 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın modeli bitirdim. Bu 3 trabzanın üzerine geldim. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden 2 trabzan üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanların aynısı şekilde bu sıraya da yapıyoruz. Artık eteğimizin örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın yuvarlak bir görüntü elde ettik. Eteğin modelini bu şekilde modelli bölümleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Bu bir alt sırada yapmış olduğumuz 3 trabzanların üzerine de 3 trabzan olarak devam edelim. Etek yüksekliğini tercihinize göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tamamlayalım gelelim. Eteğin örgüsünü bakın son sıraya kadar tamamladım. Son sırada da aynı şekilde 3 trabzanı yaptım. Bunu başlangıçta yapmış olduğum ilmek ile birleştiriyorum. Şimdi uç bölümünü yapacağız. Eteğimizin şeklinde bir görelim. Etek bölümü bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Şimdi etek bölümünün ucuna dilimli bir model yapmak istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın birleştirdiğim yerden ipi tığın üzerine alıyorum. Bu modellerin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trabzanı yaptım. 2 4 6 8 Bir zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum trabzan modelini bakın. Bu aralara yapmıştık. 3 trabzan vardı. Bunun ortasında bulunan bu ikinci trabzana sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bu 3 trabzanın
ortasında bulunan trabzan üzerine sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. Aynı şekilde etek ucuna bütün modellerin üzerine 8 trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Arada bulunan bu 3 trabzanın ortasını sık iğne tutturalım. Diğer modele geçelim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Etek bölümünün etek ucunda bakın son modelleri yaptım. Bunu şimdi başlangıçta yaptığımız ilmek ile birleştireceğiz. Bakın aynı şekilde sık iğne olarak batıyorum. İlk başta bakın bu modele başladığımız ilmek ile de kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Bakın burayı birleştirmiş olduk. İpi artık burada kesiyorum. Böylece elbisemizin etek bölümünü bitirmiş olduk. Kaç sırada bitirdiğimizi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sayıyorum bakın. İlk baştan modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sırada bitirdik. 17. sırada bu dilimli gözüken model bölümünü yaptık. 1 yaş içinde bu güzel bir ölçü arkadaşlar. Santimetre olarak da size ölçüsünü vereyim. Bakın eteğin uzunluğu şu şekilde 24 santim. Bu da 1 yaş için güzel bir ölçü. Siz bunu daha uzun da yapabilirsiniz veya daha mini de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Elbisemizin etek bölümünü bitirdik. Şimdi roba bölümüne geçeceğiz. Roba bölümünü işaretleyebilmek için bakın bu ipi kestiğimiz yeri ortalayalım. Tam ortaya gelsin. Şu şekilde katlıyorum. Bakın ön bölümü bana bakıyor. Buradan katladığımız zaman bakın bu görünen ilmeğe bir işaret iğnesi takıyorum ve sayıyorum. Bununla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21. olana işaret takıyorum. Elbisenin roba bölümünü bu işaret yaptığımız yerlere yapacağız arkadaşlar. Buradan bakın ilk işareti yaptığım yerden hemen başlıyorum. Bu işareti taktığım yere şuraya ipi bağlayalım. Şu şekilde ipin ucunu bağlıyorum. İşaret yaptığım yerden şu şekilde bakın bir ilmek oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Roba bölümünde baştan 4 taneyi lastik görünümü yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4'ünü lastik görünümü yapacağız. Aynı şekilde nasıl görüyorsam o şekilde lastik yapıyorum. Bakın ters taraftan görünüyor. Ters taraftan aldım. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan aldım. Üçüncü olan bakın. Ters taraftan aldım. Bir diğeri benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan aldım. Diğeri ters tarafta boşluktan aldım. Eteğin lastiğini yaparken yapmış olduğumuz lastik uygulamasını burada da yapıyoruz. Bakın bunu da aynı şekilde boşluktan aldım, yaptım. Bu robanın yan patları kol tarafına gelecek olan yerler lastik görünümlü olacak. Ortada model bölümünü uygulayacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Modellere geçiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Etek bölümünde uyguladığımız modeli yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Arada bakın 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atladık. Takip eden 2 ilmek üzerine trabzanlar yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden 4. ilmeğe de trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan yaptım. Takip eden ilmek üzerine de trabzan yaptım. Bakın bu şekilde modellerimizi yerleştiriyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bakın böylece modellerimizi yerleştirmiş olduk. Bu işaretli yere kadar olan yere de bu başta 4 lastik görünümü yapmıştık. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunun aynısını robanın bitiminde burada da yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın sayıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Bu lastik görünümünü bakın benden taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Takip edeni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir diğerinde aynı şekilde boşluktan aldım, trabzan yaptım. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın son işaretli yere geldim. Bunu da benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra başında da başlarken bakın bu ilki benden taraftan aldığım bir trabzandı. Sıra sonunda da aynı şekilde oldu. Böylece roba bölümünün modellerini yerleştirmiş olduk. Bu şekilde devam ettireceğiz. 1 2 3 zincir çekiyorum. İkinci sıradayız. İkinci sırada burada görünen bu 4 lastik bölümünü nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın 4 lastik görünümünü nasıl görüyorsam o şekilde alarak yaptım. 1, 2, 3, 4. Düz tarafı burası. Düz taraftan 4 lastik görünümü görünüyor. Modellere geldik. Bakın modelleri yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. 1, 2 trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. İlk modelimizi yaptım. Bakın takip eden bu iki trabzanın üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sırada modelleri tamamladım. Bakın lastik görünümüne geldim. Burada yine aynı şekilde nasıl görüyorsam öyle alıyorum. İlk lastik bakın ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir diğeri benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı ilk başlangıçta 3 zincir çekerek oluşturduğumuzu da bu şekilde boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum.
Roba bölümünde modelli yerde 3. sıradayız. Bu, bakın, ilk üst zincir çektiğimiz başta bulunan trabzan oluyor. İkinciyi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde, bakın. Ters taraftan gördüğümü ters taraftan, düz taraftan gördüğümü düz taraftan trabzan yapıyorum. Modellerde yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Robamızın örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz artık. Bakın, roba yüksekliğini bu şekilde kenarlarda 4 lastik görünümünü, ortalarda da modellerimizi yerleştirerek devam edelim. Robanın örgüsünü benim için gerekli mesafeye kadar ördüm arkadaşlar. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın, modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra modelde robanın yüksekliğini bitirdim. Bunun ucuna daha lastik örgüsü yapacağız. Lastik örgüsüne geçiyoruz. Bakın, modellerden itibaren bu kenarda bulunan 4 lastik görünümünü yaptım. Bu model yaptıklarımızı da şimdi lastiğe çevireceğiz. Bakın, ilk lastik görünümü benden tarafa bakıyor bu. Diğerini, bakın, bunu ters taraftan alıp lastik örgüsü yapıyorum. Modellerde bulunan bu trabzanları da lastiğe dönüştürüyoruz. Bakın, bir diğer trabzanı benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir sonraki bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan boşluklardan alarak, bakın, model bölümünde bulunan trabzanları da lastiğe dönüştürüyoruz. Bakın, bu son modelde 2 trabzan kaldı. Bu en son yaptığım benden taraftan bakıyor. Bakın, lastik görünümdeki de benden tarafa bakıyor. Burada ters taraftan bakan olması gerekiyor. Ama 2 trabzan kaldı. Birini yaparsak diğeri benden taraftan bakan olacak tekrar. Onun için bakın şu şekilde 2 trabzanı bir alıyorum, ters taraftan trabzan yapıyorum. Ve takip edeni gördüğüm gibi boşluktan alarak trabzan yapıyorum. En sonda bulunan trabzanı da boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bakın, böylece yaka bitiminde bulunan lastik örgüsünün ilk sırasını yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu şekilde lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzanlar yapıyorum. Bu sırayda gördüğümüz gibi alarak devam edelim. Sıra sonuna geldim. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın, 2 sıra lastik görünüyor.
Üçüncü sıradayız. Bu sırada tekrar lastik örgüsünü nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın gördüğümüz gibi alarak devam ediyoruz. Son trabzanı da yaptım. Böylece elbisenin roba bölümünü ben bitirmiş oldum. Burada ipi kesiyorum. Bakın bu şekilde roba bölümü bitmiş oldu arkadaşlar. Kaç santimlik bir roba elde ettiğimizi ölçeyim. Enini ölçüyorum. Bakın robanın eni 15 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Bu belden itibaren 12 santim. Bel lastiğinden itibaren 12 santim. Şimdi elbisemizin askılarını da yapalım. Elbisemizin örgüsünü bitirelim. Önce bir orta noktasını bulalım. Bakın kaç tane lastik görünümü kaldığını sayıyorum arka bölümde. Ön robadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 lastik örgüsü var. Bunun ortasına işaret takalım. Sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 11 işaretliyorum. 12.ye bakın buraya işaret taktım. Bu taraftan da aynı şekilde 11 kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tam orta noktayı bulduk. Lastik örgüsüne başlamak için sayıyorum. Bakın bunu saymıyorum işaret taktığımızı. 1, 2, 3 lastik görünümünü atlıyorum. Bu dördüncü olan buraya ipin ucunu bağlıyorum. Bu ilk lastik görünümünden bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada 4 tane lastik örgüsü yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunun 4'üne lastik örgüsü yapacağız. Gördüğüm gibi alarak trabzan yapıyorum. Ters taraftan gördüm. Ters taraftan alıyorum. Benden taraftan gördüm. Benden taraftan alıyorum. Bizden taraftan görünen 4 lastik görünümü yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 lastik görünümünü elde ettik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 4 lastik görünümünü lastik yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgüsünü gördüğüm gibi devam ediyorum. Bakın, askının örgüsü bu 4 lastik görünüm ile devam edecek arkadaşlar. Şimdi bunu burada bekletiyorum. Diğer askıyı da başlayalım. Her iki askının örgüsünü birlikte devam ettiririz. İpin diğer ucunu elime alıyorum. Bu işaretli yerden sonra 3 lastik görünümünü atlamış 4. lastikten askılara başlamıştık. Burada da aynısını yapacağız. Bakın 1, 2, 3 lastik görünümünü atlıyorum. Bu arada kalan bakın 4 lastik görünümüne lastik yapacağız. Sayıyorum 1, 2, 3, 4.den ipi bağlıyorum. Bu ilk gördüğüm bakın benden taraftan olan lastik örgüsünden bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
lastik örgüsü yapacağız burada yine. Bakın bu 4 lastik örgüsüne nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İlki ben ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bir diğeri benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan aldım, trabzan yapıyorum. Dört lastik görünümünü yaptık. Askımızın örgülerini elde ettik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak devam ediyorum. Son trabzan da bu şekilde yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın 4 lastik görünümü bizden taraftan var ve devam ediyorum. Askının örgüsüne bu şekilde devam ettireceğiz. 4 lastik görünümlü olarak her iki askının uzunluğunu tercihimize ve bebeğin boyuna göre tamamlayalım gelelim. Salopet elbisenin her iki askısını da ben eşit ölçüde ördüm. 4 lastik görünümlü olarak 42 sıra ile tamamladım. Kaç santimlik askı yaptığımı ölçüyorum. Bakın başlangıçtan tutuyorum. Bitiş noktasına 34 santim. Her bir askının uzunluğu 34 santim. Bu benim yapacağım ölçü için yeterli bir ölçü. Siz bu askıları örerken bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinize eteği giydirin etek olarak. Burası belinde kalacak. Omuzlarından askıyı ölçerek yaparsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Bakın ben askıların ucuna bu şekilde iki de düğme diktim. Dikmiş olduğumuz bu düğmeleri de bakın ön robayı yaparken bu lastik bölümlerinde oluşturduğumuz yerlere düğme bileti olarak kullanacağız. Oraya takabiliriz. Çapraz olarak takıyorum ben. Siz nasıl tercih ederseniz ister düz takabilirsiniz ister çapraz takabilirsiniz. Bakın bu şekilde harika bir salopet elbise elde ettik. Arka görüntüsü de böyle oldu arkadaşlar. Çok şık ve çok güzel oldu bakın görmekte olduğunuz gibi. Elbisemizin bu şekilde ölçüsünü vermek istiyorum size. Bel lastiğinin oradan ölçüyorum. Bakın şu şekilde tuttuğum zaman 24 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Bel lastiğinden bitmiş haliyle 23 santim. En geniş yerden bakın bu etek ucundan genişliğini ölçüyorum. Bir uçtan bir ucu ölçtüğümüz zaman 40 santim. Ön robayı ölçmüştük. Tekrar ölçelim. Ön robanın bakın eni 15 santim. Yükseklik 12 santim. Bel lastiğine kadar olan yükseklik 12 santim. Askıları zaten söyledik. Böylece bakın bu elbisemiz artık giyime hazır arkadaşlar. Biz bugün bu elbiseyi 1-2 yaş arası bebeklerimiz için yaptık. Ama siz daha büyük çocuklarınız için yapmak isterseniz bu başlangıç zincir sayısını daha çok çekmeniz ve etek boyunu da daha uzun tutmanız gerekecek arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.